kankalı yapıyoruz. Bunu bana çok soranlar olmuştu zamanında ama bir türlü vakit bulup da anlatamamıştık. Geçen hafta biz bunun yapılışını yine Instagram canlı yayınında gösterdik. Öncelikle kahverengiye boyadık. Ondan sonra üzerine Allah lafzını stencil'la, simli rölyefle yaptık, kurudu. Kuruduktan sonra hamurumuz vardı. Hamurla biz bunun üzerine açtık. Yani başka bir yerde açıyorsunuz. Hamurun ortasından bir 8 kere bölüyorsunuz. Sonra üzerine yapıştırdık dekopaj tutkalıyla hamurumuzu. Kendimiz şekil vererek, bunun üzerine büzüştürerek diyeyim size. Ondan sonra yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra bu orta bölümünden tekrar yuvarlaklar açarak böyle 8'e böldüm şeyimi, hamurumu. Ondan sonra bu ortaya açtık ve tamamladık. Şimdi kahverengiye, hamurumuzu da kahverengiye boyadık. Hamur da kahverengiyle tamamlandı. Kurudu. Kuruduktan sonra şimdi bunun eskitmesi ve süpürme işlemlerine geçeceğim. Onun için de şöyle küp yeşili, bakır, altın ve beyaz eskitme pudrasını kullanıyorum. Şimdi ben bu arada onu da söyleyeyim. Bunun üzerine sert bir stampalarla yani önceden bunlar daha çok satılıyordu. Plastik stampalar ya da elinizde mesela şey de olabilir, polyester de olabilir. Onlarla üzerine desenler oluşsun diye böyle bastık bastık hamur kurumadan ondan sonra desenlerimizi oluşturduk. Hamur öylece kurudu. Bakın şu anda taş gibi. Bunu yaptığımız zaman sanki bunun etrafına bakır bir levha geçilmiş gibi bir hava yaratacak. O yüzden bakın çok sert. Hiçbir şey olmaz hamurumuza. Şimdi işlemlerime başlıyorum. Öncelikle beyazla biraz alıyorum. Daha önce stampayla bastığım noktalarda şöyle beyaz, biraz beyaz falan da gidiyorum ki hafif buralarda işte eskitmeler, pul görüntüleri olsun diye. Bakın desenler ortaya çıkıyor. Şöyle giriyorum ve siliyorum. Sadece desenlerimin içinde olmasını istiyorum ben. Gelişi güzel. Pardon. Belli noktalarda bu şekilde. Şuralara şöyle geçelim. Siliyorum. Bakın şurada bir böyle bastığımız bir desen vardı. O burada çıkıyor. Bunların hepsi aslında aralarda kaynıyorlar ama hani bir güzellik, bir atraksiyon olsun diye bu işlemleri yapıyoruz böyle. Sonra bakın buraya rölye pasta geçmiştim. Rölye pastayı da kuruduktan sonra üzerine şey yaptım. Kahverengiyle boyadık arkadaşımız. Sonra arka tarafta yine rölye pasta var. Bakın görüyorsunuz. Buralara da biraz geçeyim şu şekilde hafif hafif. Bunlar aralarda böyle bir hani ışık oyunları gibi kalacak. Şimdi bu beyazla işim bitti. Biraz da küf yeşili gireceğim. Şu noktalarda biraz küflenmiş hissi vermek adına. Bakırların arasından, röleflerin arasından. Yine siliyorum fazlalıklarını. Diplerde kalmasını istiyorum çünkü. Bunu her şeye uygulayabilirsiniz. Sadece Kur'an kabına değil. Mesela bir kız resmi olabilir. Ondan sonra farklı bir manzara resmi olabilir. Onun üzerinde kitap kutularınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Farklı şekillerde bu hamuru kullanabilirsiniz. Biz ortadan göbek gibi açtık. Bir de ortasına 100 kat vernik dökeceğiz ki cam kaplamış görüntüsü versin diye. Daha hani hoş duruyor o zaman. Sizler de farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Şimdi bunun da yine özellikle burada küf olayını şu diplere giriyorum ki hani kat aralarında küfler oluşmuş gibi paslar, küfler böyle. Şekilde. Şurada metalin etrafına yapayım mesela. Biz bugün yine Sonsuz Hobi Sanat Evi'ndeyiz arkadaşlar. Eğer derslere katılmak isteyenler olursa buraya gelebilirler. Belli noktalarda giriyorum.
Hamuru nasıl hazırlıyorsunuz diye soru geldi. Bu hazır hamurlar vardı satılan. Bir tane hamur getirebilir misin hayatım? Onlarla yapıyoruz. Kendiniz de hamur hazırlayabilirsiniz. Farklı farklı hamurlar hazırlama yöntemleri var. Şey yapabilirsiniz ama biz bunu kullandık. Bu şekilde. Böyle bir hamurumuz var. Bunu kullandık. Bunu normal oklava gibi bir şeyle açıyorsunuz. Ondan sonra açtıktan sonra değil mi? Bunun ebatına göre. Özellikle şu kapağın açılıp kapanmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü burayı kapatırsanız hani şey yapabilir. Ondan sonra o yüzden ortadan böyle 8'e böldüm. 8'e böldükten üzerine koyuyorsunuz. 8'e bölüyorsunuz. 8'e böldükten sonra içten yuvarlak böyle börek yapar gibi kıvırıyorsunuz. Buralarda böyle katlar oluşturarak yerleştiriyorum. Ama öncesinde bu bölüme tabii dekopaj tutkalı da sürmeniz gerekiyor ki hamur oraya iyice sabitlesin yani kendini sabitlesin. Şimdi bir tane eski tel fırçasıyla bir de kağıt havlu alıyorum. Süpürme tekniğiyle, kuru süpürme tekniğiyle şimdi bunun üzerinden girmeye başlayacağım. Altın rengiyle başladım. Altın ve bakırı kullanıyorum daha çok. Oturarak pek iş yapamam. Şöyle kalkayım. Şimdi bakın, şu şekilde yavaş yavaş süpürmeye başlıyorum. Burada zaten girinti çıkıntı olan yerlere yavaş yavaş bunlar işliyor. Kuru süpürmede muhakkak fazlasını alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu ihmal etmeyin. Yoksa birden boyanız zemine yapışır. Orada kalıntı halinde kaldığı zaman güzel bir görüntü oluşturmaz. O yüzden her seferinde süpürüyorsunuz biraz biraz. Fazlasını alıyorsunuz pardon. Süpürme işlemi biraz sabırla yapılan işlem. Hani bir an önce olsun bitsin diye hemen boyayı şey yapmayın. Biraz altın. Buraya. Burada da biliyorsunuz rölyef yapmıştık kitap kutumuza. Bunun da üzerine böyle geçiyorum. Tülay kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim canım. Çok sağ olasın. Bakın yaptığımız rölyefler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Önce altını süpürüyorum. Şimdi buraya geldim. Burayı da süpüreyim. Ay. Daha çok desenimin olduğu yerler çıkacak. Güzel güzel. Umutlar yeni ellerinize sağlık Şengül Hanım demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Bakın şimdi bunun üzerine biraz bakır girmeye başlayacağım yavaş yavaş. Bakırdan aldım. Yine fazlasını süpürdüm. Hafif bakır girişleri yapıyorum bakın. Bunların hepsi bize farklı farklı atraksiyonlar oluşturacak. Baktınız bakırı fazla mı kaçırdınız? Üzerine tekrar altın girebilirsiniz. Hiç sorun değil arkadaşlar. Kesinlikle işleminizi yaparken korkup çekinmeyin. Üzerinden tekrar tekrar çalışabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Biraz altın giriyorum. Fazla bakır. Devam. Şöyle.
da biraz bu aktar işlemlerini yapalım. Bakın altınla bakırın buluşması harika bir sonuç elde ediyor. Ayşe'nin hobi dünyası merhaba diyor. Merhabalar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın burada metal sanki bir bakır levhayla kaplamış gibi bir izlenim yaratıyoruz. Görüyor musunuz? Sanki bakır ve levhayla kaplanmış gibi oldu. Ayşe'nin hobi dünyası nasıl bir işlem yaptınız Altı Hocam demiş. Şimdi geçen hafta yapmıştık biz. Bunu kursta yaptığımız için arkadaşlar hani aynı anda olmuyor. Bir de kuruması zaman aldığı için geçen hafta biz ilk önce bunu kahverengiye boyadık. Daha sonra üzerine stencil'la Allah lafzını yerleştirdik. Simli rölyefle onu yaptık. O da kurudu. Kuruduktan sonra biraz önce gösterdiğim hamuru açıyoruz. Açtıktan sonra buranın ölçüsüne göre hemen hemen biraz daha fazla olması lazım ki büzüştürelim. Ondan sonra bu etrafına dekopaj tutkalını sürdük. Hamuru üzerine koyduk. Ortadan sekizgen bir şey açtım. Kestim. Pencere açtım. Kestim onu. Ondan sonra bu yanları katlayaraktan, hani büzüştürerekten yanları buraya yapıştırdım. Sonrasında bu açtığım pencereden sekizgen bölümü yuvarlak daireler yaparak bu taraflara yapışmasını sağladım. Üzerine de stampalarla böyle baskılar yaptım ki desenler oluşsun burada, hani girinti çıkıntılar oluşsun diye. Ondan sonra kurumaya bıraktım. Bu iyice kurudu. Bakın taşlaştı. Taşlaştıktan sonra şimdi bunun üzerinde tekrardan hamurun kuruduktan sonra tekrardan kahverengiyle boyuyorum. Kahverengiyle boyadım. Ondan sonra üzerinden bu eskitmeleri geçiyorum. Şimdi üzerinde metal levha görüntüsünü vermek için. Altın bakır küf yeşili, beyaz pudra, bunları kullandım. Biraz aralara girdim ki hani levhaların aralarından böyle küfler şeyler gözüküyormuş havasını vermek adına. O yüzden biraz girdim sildim ıslak mendille. Şimdi bakın, eğer ki bakırı fazla hissediyorsanız üzerine tekrar bir daha altın geçip gördüğünüz gibi bu şekilde bunun üzerinde oynayabilirsiniz. Şimdi bu verniklenince de arkadaşlar sanki bakır levha kaplamış gibi bir hava yaratacak. Çok güzel oluyor. Sonra biz bunun orta bölümüne, sadece ortaya bir 100 kat vernik dökeceğiz. 100 kat vernik de onun sanki camın altında görüntüsünü sağlayacak. Çok şık bir Kur'an kabımız olacak. Bunu dediğim gibi farklı objelerle de kullanabilirsiniz. Hani resim olabilir, manzara resmi olabilir ya da kişiye özel tasarımlar yapabilirsiniz. Bazen insanlar kendi resimlerinin hani konulmasını falan istiyorlar. Onların üzerinde de çalışabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Çok güzel bir kutumuz oluyor. Şimdi buralara tekrar altın ve bakırla tekrar işliyorum. Buradaki rölyef, buralara da rölyef geçmiştim. Onu da söyledim. Tekrar geçtikten sonra bakın. Buradan. Burada yapalım. Burası da böyle bitti. Şimdi bunun kitabımızın tekrar şu bölümlerinde de hafif yine altın ve bakırı buralardan uçlarda, çünkü altın yapraklı olur ya genelde kitaplarımız. Ayşe'nin hobi dünyası hocam bir günde pas efektini çalışır mısınız demiş. Tamam, bir günde pas efekti çalışalım. Zaten hani biz derste, ben derste arkadaşların istediklerine göre, öğrenmek istediklerine göre hareket ediyorum. Daha çok ne yapmak istiyorlarsa farklı onun üzerinde gidiyorum. Haftaya çalışalım hocam. Olur. Benim bir objem de. Tamam. Mükemmel olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bakın buradan da kitabın sayfa sayfaymış gibi yapraklarını buradan devam ettiriyoruz. Şu şekilde alıyorum ve özellikle kenarları yoğunlaştırıyorum ki sayfa yaprakları orada varmış gibi. Ortaya da hafiften geçiyorum. Şuralara da girelim. Biraz da bakır alayım. Bu arada
kağıda bırakamadım. Elimizi tuval olarak kullanıyoruz. Şey olarak, palet olarak. Her şey çare. Aynen. Burayı yaptık. Şimdi şurayı da yapalım. Ondan sonra bitiriyoruz, sonlandıracağız. Bunu dediğim gibi kurma süresi çok olduğu için aslında bunları ya ben arkadaşlar vaktim olsa aşama aşama her biri için ayrı bir aşama oluşturup yapmak sizlere göstermek istiyorum ama inanın vakit bulup da şey yapamıyoruz. Hatta bir zebra görüntüsü, zebra boyamayı göstereceğim size. Onun için de bir çalışma yapacağım. Şimdi birazcık da bakır alıyorum. Fazlasını alıyorum. Hafif de bakırı girdim mi? Aralardan ışıltıları sağladık mı? Şöyle. Mesela burada bakır biraz yoğunlaştı. Hemen altın alıyorum. Altınla bakırı kaynaştırıyorum. Altınla bakırın uyumu çok güzel oluyor. Bakın bu şekilde. Şöyle. Dilber Hanım her zamanki gibi süper olmuş. Emeğiniz sağlık. Canlıymış. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın sanki burada hem yani farklı algılanabiliyor. Deri hani kaplanmış bir yırtık. Eski deri görüntüsü de oluştu. Bakır levha görüntüsü de oluştu. Hani bu gerçekten çok hoş bir hava veriyor. Bu şekilde yapmak arkadaşlar. Ayşe'nin hobi dünyası. Evet hocam zebra lütfen demiş. Tamam. Ayrıca ne hamuru kullandınız demiş. Hamurumuzu gösterelim. Hamurumuz bu. Bunu kullandık arkadaşlar. Pas diye bir hamur. Pasta modelleme hamuru. Onu kullandık. O da kuruduğu zaman taşlaşıyor zaten. Bakın. Ben hala yine vuruyorum. Bak bu katladığım yerlerde bile herhangi bir kırılma şey oluşmuyor. Görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde işimizi sonlandırdık. Gördüğünüz güzel gibi. Oldu. Şöyle gösterelim. Kitap kutumuzu. Bu şekilde. Arkasında da böyle bir rölye yapıya çalıştık. Arkasındaki damak deseni çok güzel. Evet. Desenimiz de çok hoş. Bunları tamamladık. Ve Kur'an kabımız hazır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şeyi ne zaman döküyorsunuz? 100 kat verniği. Verniği yaptıktan sonra en son üzerine 100 kat verniği atıp bırakıyorsunuz. Kaydet bölümüne basıyoruz. Kapatamadınız. Kapatalım. Bitirelim. Tamam. Evet işte. Kaydetene